Giorgio'nun kitabı. Evet. Yani çok iyi bir bilim adamıdır. Müsaade ederseniz orada bir şey yapayım. Pelin'e şey de Sultan Hamit konusunda çok mail geliyor şu anda. Ve diyorlar ki çoğu evliya gibi bir hükümdarı nasıl kötü gösterirsiniz? Efendim kötü göstermiyoruz. Açın tarih kitaplarını, ciddi tarihleri okuyun. Tarafta yağcı kitapları değil. Gayet. Ulu Hakan şu bu diyen kitapları değil. Tabii. Ciddi tarih kitaplarını. Sultan Hamit öncesi Osmanlı İmparatorluğu'nun haritasını elinize alın. Sultan Hamit sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nu alın. Türkiye Sultan Hamit zamanında sınır anlaşmasıdır, şudur budur. İran'a bile toprak vermiştir. Tabii. Şimdi Erol Bey herhalde anlatacaklar. Mithat Paşa'nın Fransızlara iltica etmiştir bir ara. Evet. Teslimi karşılığında Tunus'u vermiştir. Evet. Yani bunları söylemek lazım. Yani Bilal Bey. Anlatacağız abicim onu. Oturulan yerde Sultan Hamit Ulu Hakan'ı şuydu buydu falan filan demek kolay. Tabii havai. Açın okuyun. Tabii. Burada benim için Yavuz, Kanuni, Fatih efendim Sultan Hamit, Yavuz, Kanuni, Fatih neyse Sultan Hamit de odur. Sultan Vahdettin de odur. Gayet tabii. Hatta Deli İbrahim denilen Sultan İbrahim de odur. Çünkü hepsi bu devletin hükümdarıdır. Bir kısmını efendim üstlenip benimseyip saygı duyup bir kısmını hakaret etmek gibi abuk subuk bir şey de olmaz. Olmaz. Fakat tabii. Bunların gerçeklerini söylememek de olmaz. Gayet tabii. Yani lütfen Ulu Hakan şu bu mantığıyla bu işi şey yapmayalım okuyalım. Gayet tabii. Gayet tabii. Burada işte bütün Mithat Paşa evrakı, Yıldız evrakı yayınlanmıştır. Yani o dönemi yaşayanları tanıdık. Çok kötü bir dönemdir. Suni bir bolluk vardır. Evet. Her imparatorluk çökmeye mahkumdur. Evet. İbni Haldun'un nazariyesine göre. Evet, tabii. Osmanlı İmparatorluğu da çökecekti. 33 sene uzatmıştır, çöküşü durdurmuştur. Bu çok tartışılacak bir şey. Gayet tabii. Ondan sonra gelen İttihatçılar zamanında imparatorluk batmıştır. Bu da bir gerçektir. Tabii. Ama Avrupa'da nasıl bir dönem, bel epok yaşandığı dönemde burada herkese hayat zindan edilmiştir. Karşılığında ne alındı? Yok hiçbir şey. Bu arada o Bel Epok dediğimiz dönem altın çağı 1890'lardan 1900'lere. Onlara da tabii ki daha detaylı gireriz sonra ama bir taraftan burada olduğu gibi Sunni bir taraf da var. Yani belki de Debussy güzel bestelerini yapıyor. Belki de Van Gogh acayip tuhaf resimlerini, tablolarını yapıyor. Ama bir taraftan da Afrika'da Avrupalıların yaptığı malum. Hindistan'da yaptıkları malum. Amerika'da olup biten malum. Dolayısıyla böyle acayip kaynamalar da oluyor. İnanılmaz yani Franco-Prusya Savaşı'ndan tutun. Türklerin Rusya işte 93 Harbi'ne. İnanılmaz vahşi şeyler oluyor. İnanılmaz büyük ölümler oluyor. Evet. Dolayısıyla Belle Epoque'un hani kadavralarının üzerine kurulmuş güzel altın varaklı saraylarından tabii ki bahsederiz. Ama altındaki o çürümüşlük her dönemde, her yerde var. Tabii. Yani orada da bir Belle Epoque var. Mesela şimdi seyircilerimizden çok soru geliyor. Onu ayrıca şey yapacağız. Masonlukla ilişkisi Yahudiler mi indirdi falan. Laf. Laf. Efendim 2. Abdülhamid'in Haliç'te donanmayı çürüttüğü doğru mudur? Evet. Diyor da doğrudur. Yani bu da mı yalan? Yani hayır. Hasan Rami Paşa son derece yağcı bir vahiye nazırdır. Askerler bugün bile Harami Paşa derler ona. Evet. Donanmayı çürütmüştü Haliç'e kitleyip. Yani sevgili seyirciler yani bu mailleri gönderen sevgili seyircilerimiz için söylüyorum. Lütfen okumadan ön yargıyla kulaktan dolma bilgiyle şey yapmayın. Burada ne söylüyorsak belgesi vardır. Buyurun işte ne diye koydum onu. Tahtı vekaleten aldığınız size belgesini gösterdim. Evet. İsterseniz haftaya bunun orijinalini getir. Getirmeyin yani, yolda bir şey olur. Çok eski değil mi? Yoksa ben burada getirdim başka belgeler. Çekinmem belge taşımaktan ben ama çok yıpranmış hakikaten. Çünkü yani öyle bir saklamışlar ki bunu eline geçmesin diye. Bu. Çünkü hep biz normal yoldan tahta çıktığını zannederiz Abdülhamid. Sultan Hamit bir darbeyle gelmiştir tahta ve tahta çıkışını sağlayan darbenin içerisinde kendisi de vardı. Kendisi de vardı gayet. O yüzden de paranoyası herhalde hep vardı çünkü öyle gelince insan ki bu başka hükümdarlarda da görürüz. Evvela tahta geçtikten sonra ilk işi karşısındaki bu kadroyu dağıtmak olmuştur. Tabii. Her birine bir sebep bulmuş. Çünkü efendim o kadro iki padişahı tahttan indirmiş. Evet. Sultan Aziz ve Sultan Murat, 5. Evet. Murat. Osmanlı'da kuraldır. Yani devletin ilk döneminden itibaren devam eden bir kaide vardır. Padişahı indiren, hele öldüren hiçbir zaman hayatta kalmaz. Ben mümkün değil. Bu kurala hep uyulmuştur. Tabii. İbrahim'i öldüren, işte Müslim'i indirenler, 4. Mustafa'yı hatta indirenler
hepsi yok edilmiştir. O kurala, bu hanedanın yazılmamış bir kuralıdır. O kurala Abdülhamit de uymuştur. Ama bunun için suçlayamayız tabii. Hakkıydı. Mümkün değil. Onu kardeş da ölümleri de aynı şekilde değil mi? Kardeşlerini öldüren padişahlar tahta geçince o da yazılı bir şekilde var. Tabii kanunnamede var da bir de Fatih kanunnamesi. Bir de şu var efendim, kardeş ölümleri hep bize şey yaparlar. Yahu Petro, Peter the Great. Büyük Petro oğlunu öldürdü. Tabii. Batı'da da vardır bundan. Tabii. Sadece olayı olduğu zamana göre değerlendirmek tabii lazım. Evet, anakronistik bir şekilde bakınca şimdi, ne kadar vahşi ya da korkunç geliyor bazı şeyler ama. Yani bu söylediklerimiz Abdülhamit'i kötülemek değil, gerçeği söylemektir. Hı. Tabii. Mithat Paşa'yı gemiye bindirdikten sonra, İzzettin vapuruna bindirdikten sonra halkın ne gibi bir tepkisi olacak diye 24 saat çekmece koyunda bekletmiştir. Vapuru. Evet. Halk ne tepki gösterecek? Çünkü çok tedbirli bir adam. Ama görmüş ki hiçbir tepki yok. Ondan sonra Brindisi'ye. Tekrar dönmüş İzmir valisiyken, Aydın valisiyken şey olarak Mithat Paşa'dan devamlı kuş kullanıyor. Sultan Aziz'in ölümünü bahane ederek yargılanmak üzere İstanbul'a getirtmek istiyor. Mithat Paşa da bunu anlıyor. Evet. Anlıyor. Hatta Uzun Çarşılı onun hikayesini uzun uzun anlatır. Fransız konsolosluğuna iltica ediyor. Bilal Bey'in, Bilal Şimşir'in yayınladığı belgeye göre Tunus'u Fransızlara vermek kaydıyla Mithat Paşa'yı alıyor. Sorgulama heyetinde Cevdet Paşa var. Evet. Sorgulama heyetinde Cevdet Paşa var. Şimdi biz Cevdet Paşa için ne diyeceğiz? Çok büyük bir tarihçi. Evet. Ama bir taraftan da bu. Ama çok düşmandır. Çok düşman tabii. Sonra çadır yargılaması dediğimiz Yıldız Mahkemesi. Orada da hakim Sururi Efendi. Mithat Paşa'yı ölüme mahkum etmiş. Ve birkaç kişiyi daha sakin. Tabii Mithat damat Paşa Mahmut Paşa, Mithat Paşa vesaire falan. Zaten belgeleri de vardır. Uzun Çarşılı yayınlamıştır. Ancak bunu sürgüne tahvil etmiş. Yani sürgünle değiştirmiş. Ve Taif'e sürmüştür. Yine Mithat Paşa'yı Fransızların kaçıracağından kuşku duyarak. İngilizler ve Fransızlar rekabeti var. Bunlardan biri Mithat Paşa'yı kaçıracak. Dolayısıyla ikisini birden boğdurmuş. Onlar da biliyorlardı herhalde ama değil mi? Vallahi ölümü kimse bilmez de, ummaz da daha doğrusu. Ama işgüzarlar da pek çoktur. Diri Fransızlara geçmektense ölü İstanbul'da olması daha evladır Abdülhamid'e göre. Yalnız siz şimdi boğdurtmuş dediniz, o çok şey gelecek. Nasıl boğdurtur diye. Ama tarihi gerçek bu. Evet. Gösterelim hemen. Efendim bu arada gelen seyirci maillerinde bir iki maile cevap vermek istiyorum. Abdülhamid'in indirilmesinde Masonların, Yahudilerin rolü nedir diyorlar. Hayır. Şimdi bence Sultanahmet'in bugüne kadar bilinmeyen bazı yazışmaları Osmanlı arşivinde yeni bulundu. Yani Theodor Herzl'le ilgili. Evet. Yani Dünya Siyonist Teşkilatı'nın başkanı Theodor Herzl'le görüşmesi konusunda çok önemli belgeler, çok önemli evrak tasdif edilmemişti. Şimdi tasdif tamamlandı, bulundu. Bir buçuk ay içerisinde bunları yeni çıkacak gazetede, Habertürk gazetesinde, başında Fatih Altaylı'nın olacağı gazetede biz bunu yayınlayacağız. Evet. Şu anda hiç bahsetmeyelim bu konudan. Tabii. Gazetede çıkınca bütün zaten detaylarıyla. Zaten bizim arşivdeki çalışmalarımızda da böyle evet bir şeye rastlamamıştık. Yeni bulundu. Detaylarıyla şey yapılacak. Evet. İşte bir taraf Yahudiler para teklif etti de, bir taraf işte onları kovdu da, evet, hiç mesele ama rivayettir değil. Bunlar hep rivayettir. Hiç mesele şey değil, ne derler, böyle değil. Onları okuyacağız. O yüzden bu konuya hiç girmiyoruz şimdi. Efendim seyircilerimizle ben rica ediyorum, lütfen benden soy ağacınızla ilgili bilgi sormayın. Ben devlet nüfus işleri değilim. Ve daha önceki programlarda da söyledim.
çok önemli, devlette çok önemli görevlerde bulunmuş ve ciddi bir vakıf kurmuş bir aileden gelmiyorsanız dört nesil gerisini bulamazsınız. Çünkü kiliselerdeki, yani Hristiyan dünyasındaki vaftiz ve kilise kaydı kavramı bizde yoktur. Bu kayıtları bulamazsınız. Yani ben şu aileden geliyorum, dedem şu sizde belge var mı demeyin, ben de nereden olsun o belge? Ve başka yerlerde de bulamazsınız. Ama ne bileyim, atıyorum Sokulu'nun torunundan geliyorsunuz, Sokulu Mehmet Paşa'nın, ve vakfınız varsa, devam eden bir vakıf ama. Bundan 300 sene önce bitmiş bir vakıf değil. Hala o ailenin kaydı vardır. Tekrar söyleyeyim, daha önce çok söyledim. Türkiye'de iki ailenin kaydı tam olarak tutulmuştur. Biri hanedandır, Osmanlı Hanedanı. Evet. Çünkü tahta geçecekler. Ve Cumhuriyet sonrası da tutulmuştur. Çünkü siyasi tarafı vardır. Bir de Çelebi ailesidir. Mevlana'nın soyu. Konya makam Çelebiliği için. Bu çok devam eden bir şeydir. Fakat başka ailelerin, çok önemli aileler istisna olmak üzere kayıtları yoktur. Bu kayıtları isteme. Ben, hele benden hiç istemeyin. Çünkü ben nüfus kaydı dairesi falan değilim. Ben de ne arasın şeyler. Bir de sevgili seyircilerimizden bazıları, müzisyen seyircilerimiz. İşte biraz sonra dinleyeceğiz müziklerde. Burada icra ettiğimiz müziklerin notalarını istiyorlar. Yani vakit itibariyle bunları yapmama imkan yok. Kusura bakmayın, anlıyorum. Türkiye'de Yaprak arkadaşımız biraz sonra çok güzel, enteresan iki parça seslendirecek bize. Yani vakit itibariyle notayı scanner'da taramak, mail atmak falan, bunlarla uğraşak vaktim yok. Çünkü ben tek başıma çalışıyorum her şeyimi. Biraz sonra şimdi bir reklam arası vereceğiz ama bir şey yapalım efendim. Şu 31 Mart. 31 Mart. Pardon, tabii. 1908'de. 31 Mart değil de. Sadece ondan bahsedip reklama girelim. Tamam. Sultanahmet'in tahttan indirilmesi. 31 Mart vakası. Şeyde, evet. 31 Mart sonrası 1909. 9 fakat 1908'de Cumhuriyet'in yeniden ilanından sonra, evet, gene bir Sultanahmet çevresinde bir temizlik yapılmıştı. Gayet tabii. Sultanahmet'in bütün namlu paşaları çevresinden temizlenmiştir. Hatta Sultanahmet bütün suçu onlara yükleyerek kendi pürüpak olduğunu iddia etmiştir. Fakat senelerce Avrupa'da Sultanahmet'e karşı mücadele eden iddiacılar, Jön Türkler de başta o ayağın, evet, reisi Ahmet Rıza Bey olmak üzere, evet, etek öpmüşlerdir o ayrı. Hatta Nizamname'de 1908'den sonra yayımlanan İttihat Terakki Nizamnamelerinde sultanın güvencesi İttihat Terakki tarafından sağlanmıştır ve çok önemli. Şimdi 1908'e gelmeden önce tek sorulan soru şudur. Bu vatan nasıl kurtulur? Herkes bir kurtulur. Aman abicim, İttihat Terakki'ye gömmeyelim. Sultanım bir düştü çünkü reklamdan sonra bir şey yapacağız. Tamam. Ve bir müzik yapacağız. Şimdi. Bir reklamlara ara verelim. Bir kısa bir reklam, birkaç dakika şey yapalım. Şimdi tamam. Sevgili seyirciler, bu Sultanahmet'in tahttan indirilmesi ve Hürriyet'in ilanı, ikinci meşrutiyet Erol abi ne kadar 31 Mart da, olayları 31 ve sonrası Mart konusuna gelmemizin sebebi, reklamlardan sonra o dönemle ilgili fakat bugün çok başka şekilde zannettiğimiz bir şarkıyı seslendireceğiz burada. Evet. Onun için bu konuya geldik. Efendim şimdi reklamlarımız var. Reklamlardan sonra beraberiz. Efendim, tarihin arka odası devam ediyor. Şimdi Yaprak Sayar, İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Yaprak Sayar bize güzel sesiyle hepimizin çok iyi bildiği bir parçayı seslendirecek. Hatırla Ey Peri, O Mesut Geceyi. Yalnız parçanın bir özelliği var bu parçayı seçmemizin, onu söyleyeyim. Demin şeyi sözü oraya getirmemin sebebi buydu. Sultanahmet'in tahttan indirilmesi. Bir Fehim Paşa vardır. Bir çok kısa anlatır mısınız Fehim Paşa'yı? Fehim Paşa, ben de bu arada Esvapçıbaşı İsmet Bey'in oğlu. Evet. Esvapçıbaşı İsmet Bey de padişahın çok yakını tabii. Mahremi esrarı. Evet. Bütün gizli sırlarını paylaştığı bir adam. Gayet şımarık bir adam. Hafiye başı. Oğlu. Tabii. Fehim Paşa. Fehim, evet. Paşa.
Artık Abdülhamid'i bıktırmış. Artık bıktırmış. Abdülhamid bunu son olarak Bursa'ya sürmüştür. Hı. Zaten Bursa'da da Hürriyet'in ilanından hemen sonra parçalandı. Linç edildi. Evet. Linç edildi. Prenses Margarit mi derler yoksa Margarit mi derler hanımın evet, tam şeyi. Onunla olan aşkın münasebetiyle. Bu hanım nereli, Fransız mı? Fransız olduğunu söylerler. Fransız. Onunla olan aşkı ve birlikteliği münasebetiyle bu şarkıyı düşürmüşlerdir. Şimdi evet, efendim o zaman ben şarkının tam detayını söyleyeyim. Hepimiz biliriz. Hatırla sevgili. Hatırla sevgili veya hatırla ey peri. O Mesut Gece'yi, hatta dizisi falan var. Şimdi efendim bu şarkı Türk müziğinin önemli bestecilerinden Muhlis Sabahattin Bey'e ait. Muhlis Sabahattin Bey Hurşit Paşa'nın oğlu, Sultanahmet dönemi. Fakat onun da hayatı bir sürgünlerde falan geçmiş. Fehim Paşa, Erol Bey'in bahsettiği Fehim Paşa, yani baş jurnalci, jurnalcilerin başındaki Fehim Paşa o kadar şımarık ve milleti o kadar ikrah ettirmiş ki, yani çok büyük bir nefret var. Bursa'ya sürülmüş ve 1908'de Hürriyet'in ilanından sonra orada linç ediliyor dedikleri gibi. Bu şarkı bunun Margaret'ine yapılmış. Şimdi ilk basılan notalarda, eski Türkçe notalarda Hatırla Margaret o meşhur geceyi diye geçer. Şarkı bu hadise içindir. Sonra ben çocukluğumda hatırlarım, siz gayet iyi bilirsiniz. 1960 ihtilalinden sonra Adnan Menderes işte Kütahya yolunda tevkif edilmişti. Hatırla Menderes o meşhur geceyi Kütahya yolunda falan diye giderdi. Sonra bu bizde o arada uzun yıllar Hatırla Sevgili diye okundu. Evet. Ama nereden nereye? Fehim Paşa'nın Margaret'inden 27 Mayıs'a, oradan bugüne. Onun için biz bu şarkıyı seçtik şimdi icra etmek için. Çok iyi. Ve Yaprak bunu eski tarzla böyle süzme name dedikleri 1920'lerin 30'ların tarzıyla okuyacak.